Elinde bir dönek bıçaklı serseri sallayarak geliyor ona buna. 7 kişi mi 8 kişi mi şehitti, bıçakladı. Benim de şeyimi attı. Boynumu attı bak. Öyle oldu. Ölümden döndü. Çelik yelek giyinmiş, maske, tanınmaz halde. Elinde şey, döner bıçağı. Korkmam, korktum. Ben engelliyim bir de. Bir anda lan falan sesler duydum. Adam şuradan geldi. Şurada birinin sırtını bıçakladı galiba. Şuraya kadar yürüdü. Beni gördü. Bıçağı çekti. Bu kadar bıçağı vardı. Rambo bıçağı galiba. Ondan sonra beni kovalamaya başladı bir iki adım. Ben kaçtım. Ondan sonra direkt kovalamaya başladı. Tam şuraya kadar beni kovaladı. Ben tökezledim, yere düştüm. Sonra yardım edin, imdat diye bağırdım. Ondan sonra benim üzerime gelmekten vazgeçti. Geri döndü. Tam bir arkamdaki adamı bıçağını çekti. Şurayı yavaşça tuttu. Böyle hızlıca kesti. Tam şahtamanı kesti. Ondan sonra parkın ilerisine doğru yürümeye başladı. Herhalde panik oldu. Ben ya, çünkü benden başka kimse ses çıkarmadı. 7 kişi yaralanmış. Bir tek ben yara almadan kurtuldum. Diğerlerinin hiçbiri bağırmadı. Hiçbir ses etmedi. Yani kesiyor. Hiçbir şey demeden devam ediyor. Kesiyor. Hiçbir şey demeden devam ediyor. Parka dalan gençler, o komando gibi milfer giymiş, maske falan. Yine olayı anlayamadım. O arada zaten burada 2 kişi vurmuş. 3 kişiyi. Şurada oturan yaşlara da şöyle yaptı, saldırdı. Ben o zaman gördüm bıçağı. Dedim bu ne yapıyor, ne amaçlı, daha hala anlayamadım. Şuradan böyle doğru gitti. O yoldan tramvay yönüne yönlendi. Ben oradan kalktım, buraya geldim. Şu karşıda oturan bir tanesi yazık boynu tutuyor. Ona vurmuş. Şurada da biri oturuyor. O da onun da boynuna vurmuş. Şöyle baktım bir tanesi de ihtiyar yazık orada çökmüş. Onun da karnından vurmuş. Zaten o arada bir tane polis karakola gidiyormuş. O görmüş. O zaten yatırmış. Bastırmış lavadık. Kelepçelmişler ama. İşte yüzünü de açmadılar. Dedim yani orada birkaç kişi dedi. Yüzünü açın da millet görsün. 3 gün sonra, 5 gün sonra karşılaştığın zaman kim olduğunu millet tanısın. Açmadılar. Sonra polisler götürdü. O genç kardeşimize de Allah'tan şifa diliyoruz yani. O da aklı yerinde olsa bunu yapmazdı herhalde. Bu çocuk gibi düşünen yüzlerce veya da ülkemizde binlerce gencin olduğunu ve ben daha iyisini yaparım diyerek daha farklı yerlerde eylem yapabileceklerini de düşünüyorum ben şu anda. Evimiz buraya yakın olduğu için buraya geliyoruz ve yani korkarak geliyoruz. Hala daha bakıyorum ama Allah'tan ki polis karakolu var. Bir yönden içimiz rahat. Baltayı almış, bıçağı almış, gelmiş. Hemen şu arkada giyinmiş, orada görenler var. Ben yoktum o gün, öyle diyelim. Yani ilk de yokmuşum. Yani yaşanan olay gerçekten kötü, etkileyici. Psikolojik olarak da mesela. Bu olayın kaynağı oyun falan değil bence. Millet kafayı yedi, ekonomik. Cebinde parası yok. Ne yapacak? Alamıyor, satamıyor işte böyle. Ki bundan sonra inşallah çoğalmaz böyle olaylar. Çok sağ ol.